Efendim herkese yeniden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prag'da yaptığı açıklamalar çerçevesinde söylediği, şu anda Suriye'deki Beşar Esed'le herhangi bir buluşmam söz konusu değil ama gelecekte böyle bir durum ortaya çıkarsa görüşmekten de kaçınmam yönündeki sözlerine cevap, Suriye rejiminin Türkiye'nin stratejik önemde saydığı ve güçlerini bulundurdu. İdlib'e 5 ayrı koldan topçu saldırısı ve Tel Temir, Haseke bölgesine yığınak, özellikle Barış Pınarı Harekat Bölgemizin çevresini hem Şii, Fatimiyun ve Hizbullah birlikleriyle hem de iyi kötü kendi rejim güçleriyle kuşatmak oldu. Biliyorum, uzun bir cümle. Hepinize merhaba ama söylemek lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'da çok güzel açıklamalar yaptı. Ben bunları çok da takdirle aktardım. Özellikle Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye'nin ne Amerika ne Rusya'nın için ya şu Avrupa ile bu işleri götürelim yaklaşımı ve Yunanistan Başbakanı'nın şımarıklıklarına çok olgun cevaplar verişi, hepsi çok iyiydi. Ama bir nokta yanlıştı. Orada konuşabilirim cümlesi. Yani orada durmak gerekiyor. Çünkü benim anladığım kadarıyla Suriye rejiminin şu anda arkasında birden fazla güç var, bölgesel güç var ve bunların hiçbiri Türkiye'nin Suriye'deki varlığını kabul etmiyor ve bunların başında Libya'daki varlığımızı kabul etmeyen Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi yakın bir gelecekte Beşar Esed'in bütün o katliamlarını sineye çekerek Arap Birliği'ne davet edecek bazı ülkelerinde bulunduğunu biliyoruz. O nedenle bu Beşar Esed'le buluşalım, şu PKK işini çözelim falan, bu hayalleri bir kenara bırakmak lazım. Bunları bazı akademisyenler, üniversite hocaları falan filan kendi bulundukları dar ortamlarda birkaç tane kitap okuyarak falan söyleyebilirler ama diplomasi sonuç itibariyle bir alan hakimiyetidir ve gazeteciler gibi diplomatlar da o bölgede gerçek anlamda ne yaşanıyor, kitapta yazılanların dışında neler oluyor, onları takip etmek zorundadır. Ben bunları takip ettiğim için anlı şanlı emekli büyükelçiler, generaller ve bazı akademisyenlerin söylediklerine gülerek bakıyorum. Çünkü düşünsenize, yani Batı'da ne bileyim ben büyük bir yani İran'ın şu anda Suriye'de 40 bin kilometre karelik bir alanı kapladığını, Batı'da Bukamel'den güneyde Palmira, hatta Rakka'nın güneyine kadar ulaşan bu Suriye çölü diye adlandırdığımız çölde dev gibi bir askeri üs yaptığını biliyorsan, Suriye'nin geleceğine dönük mutabakatların nereden geçtiğini de bilmek zorundasın. Yani Suriye'de dev askeri üs, yani İmar Bakanı Rüstem Kasım'ı daha geçenlerde Şam'daydı. Beşar Esed'le görüştü, sonra o bölgedeki askeri üsse gitti ve gerçekten dronlarıyla, roket sistemleriyle falan İran iyice yerleşiyor devrim muhafızları hava üssüyle Suriye'ye. Şimdi İran'ın onayı olmadan Suriye seninle oturup sıkışmaz. Onu söylemek istiyorum. Olay bundan ibaret. O yüzden Beşar Esed'i hala hükmî bir varlık gibi görenlere de hayretle bakmaya devam ediyorum. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk defa, gerçekten ilk defa rejim kontrolü altındaki bir bölgeye 3 helikopter ve özel kuvvetleriyle müdahale edip orada bir DAEŞ hücresinin 3 elemanını öldürmesi sonrası, dün akşam saat 10-12'de kimliği bilinmeyen bir yerlerden Amerikan üslerine roket atışı yapıldı. Yani şöyle söyleyeyim, şöyle açıklıyor CENTCOM,
Cumartesi akşamı saat 10.12'de Kuzeydoğu Suriye Rumeli'nin kara bölgesindeki koalisyon geçişlerine 107 milimetrelik roket saldırısı gerçekleşmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştır diyor. Şimdi bunun tek bir kaynağı var, iki kaynağı var, ikisi de aynı esasında. Biri rejim olabilir, öbürü de İran devrim muhafızları olabilir ama bunlar zaten böyle. Yani ayırt etmek mümkün değil. Niye yapıyorlar? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık Suriye muhalefetine de el atmış bir vaziyette, Suriye'de ciddi bir şekilde yeniden bir askeri yapılanmaya gidiyor. Biz boşalttığımız an, açık söylüyorum, İdlib'e kadar. Yani biz diyelim ki İdlib'den çekildik. Yani oldu ya, kafayı yedik, çekildik. İki gün sonra orası Amerika'nın olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Rusya'nın mesela, bakın notlarım var. Halep'in doğusu iki konvoy halinde. Kobani yakını, Halep'in doğusu, Kobani yakını iki konvoy halinde Sarin Havalimanı bünyesine iki askeri konvoy halinde Rus askeri sevk edildi. Rus askeri diyorsam onlar Wagner, yani paralı askerler. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede hareket, askeri hareketi arttı. Niye arttı? Çünkü Türkiye biraz kilitlenmiş vaziyette. 2023 seçimleri telaşında Rusya yıkılıyor. İran'ı zaten içeriden halletmek üzere halk. Ne yapsın Amerika? Koskoca emperyalizm. Diyor ki ortalık boşalıyor. İşte Türkler gidiyor. İran içeriden gidiyor. Rusya'yı Ukrayna'da kilitledim. Ben de şu Suriye'nin bir güzel el koyayım, İsrail'le falan paylaşırız burayı diyor. Böyle. Hayat gerçek. Öyle akademisyenlerin kitap üzerinden geliştirdikleri tezlere göre hayat devam etseydi iş kolaydı. Ama olmuyor. İşte olmuyor. Neyse, Rusya oralara yığınak yapmış durumda ama Amerika Birleşik Devletleri ve PKK güçleri de Münbiç üzerinden bizim Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne dönük bir yığınak yapma hedefindeler. Neyse, Türk Silahlı Kuvvetleri o bölgede görevini yapıyor ve Milli İstihbarat da yapıyor. Bunları da belirtmeden geçmeyeceğim tabii. Kendi milletimin, devletimin yanında bir adam olarak konuşuyorum. Bayağı bir bölgeyi topçu ateşi altında baskılıyoruz. Yani o Suriye kuzeyinde. PKK unsurlarına karşı da nokta atışlı harekatlar devam ediyor. Hep PKK'nın o bölgedeki görevlileri öldürülüyor. Şimdi o görevliler esasında PKK'lı görevliler ama Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde Amerikalılarla birlikte çalışan görevliler. Yani Amerikalı yetkilinin tanıdığı adamı götürüyoruz biz orada. Böyle de bir sert durum var Suriye'de. Herkes böyle bakıyor ya, efendim bu Suriyeliler gitsin mi kalsın mı? Ya bu tartışılacak bir şey ama bu bundan ibaret değil Suriye. Onu anlatıyorum. Yani korkunç bir hareketlenme var. Suriye çölünde hareketlenme var. Daesh kendi kafasını göstermeye çalışıyor. Amerika bastırıyor vesaire. Ve yani 6 Ekim'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kamışlı Harekatı bölgedeki tüm dengeleri sallamış durumda. Mesela Irak'ın Ninova bölgesi var, biliyorsunuz. Bizim orada Başika kampımız var. 4 adet BM-21 Grad roketi atıldı. Bunu kim atıyor biliyor musunuz? İran atıyor. Yani hiç dur, yani Şiiler atıyor demeyeceğim yani. İran atıyor çünkü istemiyor. O bölgede bizim, Suriye'de bizim olmamızı, Irak'ta, Musul'dan geliyor o füzeler. Neyse, basit füzeler oldukları için tutturamamışlar çok şükür. Evlatlarımız sağ salim, merak etmeyin. Hatta kampın bayağı bir dışına düşmüşler. Ve bu çerçevede baktığınız zaman Suriye kazanı birdenbire çok ısınmaya başladı. Bu ısınmanın arkasında şu var, onu söylüyorum tekrarı. Rusya zayıfladıkça para gücüyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan
Beşar Esed'in üzerine yavaş yavaş el koymaya başladılar. Hedefleri Beşar'ı şu veya bu şekilde şeyden uzaklaştırmak, İran'dan uzaklaştırmak. Başarırlar mı? Beşar bu yanık adam, yani bir yanda İran askeri var, devrim muhafızları, öbür yanda adamın parası var. Bir müddet bu ikisini bir arada idare etmeye çalışır, yedi kocalı Hürmüz gibi, ama sonuç itibariyle bu bütün güçler, Beşar'ın yanında yer almaya çalışan bütün güçlerin birinci hedefi Türkiye. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle diplomasisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bakın, Libya konusunda da söyleyeceğim. Libya ve Suriye konusunda ve Uygur konusunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda çekimser kalan ülkeler belli işte. Birleşik Arap Emirlikleri başta geliyor. Yani bu ülkelerin bizimle bağlantısında Suriye'yi karıştırmaları kaçınılmaz bir sonuç gibi bir durumla karşı karşıyayız. İran'ın Suriye-Irak sınırına El Maydin yakınlarında El Haydariye bölgesine bir başka üstaha yaptığını ve oraya da SİHA'larını yerleştirdiğini söyleyeyim. Ondan sonra Suriye'yi tartışmaya devam edelim. Türkiye anladığım kadarıyla Suriye rejiminin istihbaratıyla Hakan Fidan'ın yaptığı görüşmelerden şunu görmüş vaziyette: bu karşımızdaki güç oradaki güvenliğimizi sarsacak tek taraflı geri çekilme kararında zorluyor bizi. Ona da Türkiye'nin eğer aklı başındaysa cevap vermesi mümkün değil. Hoşça kalın.